Keskileri yoktu onların. Kamaların, hançerlerin, kılıçların asaletiyle şekil verdiler ayak bastıkları coğrafyalara. Ve nakış nakış efsaneleştiler insanların zihinlerinde. Bugün sizlere kamaların, hançerlerin, yeri geldiğinde bir kelebek kadar narin, yeri geldiğinde bir kurt kadar cesur insanların hayatında nasıl bir yer kapladığını anlatmaya çalışacağız. Bütün toplumlar yaşadıkları coğrafyanın da etkisiyle kullandıkları araç gereçleri kendi yaşamlarını sürdürebilmek için kendilerine göre tasarlamışlardır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlar kılıca nazaran daha kısa hançer ve kama tarzı silahları tercih etmişlerdir. Bu toplumlar hayvanlarını yeni otlak ve sulak bulabilmek için göçebe yaşamaktaydılar. Kama ve hançerlerin yakın dövüşlerde etkili ve hafif olmalarından dolayı göçebe toplumların vazgeçilmez silahları olmuşlardır. Geçmişlerine sadık insanların evlerinde, folklorlarında ve oyunlarında yaşamını sürdürmeye devam etmektedir. Atamızdan yadigar, bizde ata barı var. Ata barıdır barı, bahçede gördüm yari. Ata barıdır barı, bahçede gördüm yari. Seslendim ses vermedi, ağladı zar zar. Seslendim ses vermedi, ağladı zar zar. Onlar kıtalar arasında hançerlerle köprüler inşa ettiler. Ve onlar iyi biliyorlardı hançer yarasının dil yarasından hafif olduğunu. Uzun uzun kamışlar ucunu budamışlar. Uzun uzun kamışlar ucunu budamışlar. Beni bela gözlümü gurbete yollamışlar. Beni bela gözlümü gurbete yollamışlar.